Merhaba arkadaşlar, yeni bir konuya başlıyoruz artık sindirim sistemi. Peki ben bundan sonra ne yapacağım? Yeni bir karar aldım söyleyeyim. Ee, bu sistemlerde biliyorsunuz hani yazmak falan böyle çok uzun sürüyor ve <laughs> vaktimiz de artık az kaldı. Dedim ki şöyle yapayım. Ben önceden bunları söyleyeceklerimi yazayım, daha sonra böyle o yazı üzerinden anlatayım. Bundan önce hep yazıyordum ama hem daha fazla video izlemek zorunda kalıyorsunuz. Hem de bence vakit kaybı oluyor arkadaşlar. O yüzden bundan sonraki videoları o şekilde çekeceğim. Haberiniz olsun. Şimdi bakalım. Sindirim sistemi diyoruz. Arkadaşlar ilk olarak başlayalım sindirim sistemine. Şimdi sindirim basamaklarından bahsedeceğiz. Arkadaşlar sindirim basamakları Mekanik sindirim gerçekleşiyor, fiziksel sindirim. Sonra kimyasal sindirim gerçekleşir ve emilimle birlikte sindirim biter. Peki, mekanik sindirimde hangi olaylar vardır? Arkadaşlar, besinler enzim kullanılmadan parçalanıyorsa biz buna mekanik sindirim diyoruz. Besinlerin yüzeyi artırılıyor ve böylece kimyasal sindirim kolaylaştırılmış oluyor. Burada besinler küçük parçalara ayrılıyor fakat monomer oluşumu yok. Şöyle düşün ekmeği böyle küçük küçük parçalara bölüyormuşsunuz gibi düşün mekanik sindirimde böyle bir durum gerçekleşir peki mekanik sindirimi yapan hangi yapılardır arkadaşlar ağızda dişler ee, ince bağırsakta yine safra sıvısı karaciğerin ürettiği safra sıvısı yapar bunu midede Hidroklorik asit ve mide hareketleri, yine bağırsaktaki peristaltik hareketler bunlar bizim mekanik sindirmemizi sağlıyor. Yani aslında bir nevi besinlerin böyle kimyasal sindirimi için yüzey alanı oluşturuyorlar. Gelelim kimyasal sindirime. Arkadaşlar besinlerin su yardımıyla ve enzim yardımıyla biz buna ne diyoruz bu olaya? Bu olaya ne diyoruz? Hidroliz, değil mi? Su ve enzim yardımıyla monomerlerine kadar parçalanmasına kimyasal sindirim diyoruz. Arkadaşlar ağızda başlar, bağırsaklara doğru kimyasal sindirim artar. Yani ağızda daha az, midede ondan biraz daha fazla ama bağırsaklarda en fazla sindirim kimyasal sindirim görülür. Şimdi bazı canlılar var vücudunda iki açıklık bulunur hem ağız hem anüs. Bazılarında arkadaşlar tek açıklık bulunuyor. Şimdi bakın vücudunda iki açıklık bulunan yani hem ağızı hem de anüsü bulunan canlılarda besinler sindirim kanalında tüm monomerlerine ayrılır arkadaşlar. Bu yüzden de bunlarda tam sindirim dediğimiz sindirim gözlenir. Mesela kimler bunlar? Böcekler, toprak solucanı, omurgalılar. Omurgalıların tamamında bu arada tam sindirim olayı görülür. Yani iki açıklık nereden itibaren görülmeye başlıyordu? Ee, solucanlardan arkadaşlar yuvarlak solucanlarda iki açıklık görülmeye başladı. Dolayısıyla yuvarlak solucanlardan itibaren artık e, tam sindirim olayı gözleniyor. Yani besinler tamamen monomerlerine ayrılıyor. Peki vücudunda tek açıklık bulunduranlarda ne olacak? Yani bir tane delik var. O delik hem ağız görevi görüyor hem de anüs görevi görüyor. Arkadaşlar bu canlılarda sindirim kanalında tam monomerlerine ayrılmaz. Bu yüzden de biz buna eksik sindirim diyoruz. Hidra, planarya gibi canlılar. Planarya neydi? Yassı solucan. Zaten yaslı solucandan sonra yuvarlak solucanlara geçiyoruz. Orada iki açıklık görülmeye başlıyor. Sonrasında ise emilim olur. Monomerlerine kadar artık bütün besinler ayrılır. Arkadaşlar laf ve kan kılcallarıyla vücuda emilme olayını da biz emilim olayı diyoruz. Evet bu şekilde sindirim basamakları gerçekleşiyor. Bir de gelelim sindirim çeşitlerine. Arkadaşlar iki çeşit sindirim vardır. Hücre içi sindirim ve hücre dışı sindirim. Hücre içi sindirimde fagositoz ve pinositozla hücreye alınan besinler sitoplazmada sindirim kofuluna dönüştürülüyor ve lizozom enzimleri yardımıyla parçalanıyor. Hatırlayın ben size fagositozu anlatmıştım. Fagositoz olayında işte yalancı yak oluşturuluyor. Daha sonra <laughs> besinle etrafı sarılıyor. Hücrenin içerisine girdikten sonra lizozomla birleşiyor. Biz buna ne diyoruz artık? Sindirim kofulu diyoruz. Bu sindirim kofulu içerisinde lizozomla parçalanıyor arkadaşlar. Bütün canlılarda görülüyor bakın. Çünkü bütün canlılar kendi depo ettikleri besinleri de yıkarlar. Yani şöyle düşünün. Mesela bizim karaciğer hücrelerimizde glikojen depo ediliyor. Daha sonra bu glikojen hücre içi sindirimle yıkılır arkadaşlar. Glikoza dönüştürülür ve kana verilir. Dolayısıyla ne olacak? Bütün canlılarda görülecek hücre içi sindirim. Mesela bizim ak yuvarlarımızın mikrobu yutması. Bu da nedir? Yine hücre içi sindirme örnektir. Peki hücre dışı sindirime gelelim. Arkadaşlar bu da hücre dışına gönderilen enzimlerle besinler parçalanıyor. Ee, burada dışarıda parçalanan en moleküller, monomerlerine kadar ayrıştırılıyor. Daha sonra canlı kendi vücuduna alıyor. Peki hangi canlılarda görülüyor? Saprofitlerde görülür arkadaşlar. Saprofit bakterilerde, saprofit mantarlarda. Daha sonra böcekçil bitkide. Bakın böcekçil bitki. Eee nasıl sindirim yapıyordu böcekçi bitkinin azotça fakir topraklarda yaşadığını hatırlayalım azotça fakir topraklarda yaşadıkları için azot ihtiyaçlarını işte hayvanları falan sindirerek karşılıyorlar arkadaşlar Dolayısıyla bunlarda da hücre dışı sindirim vardır omurgalı ve omurgasızları yine tamamında görülür hücre dışı sindirim deyince ne aklımıza gelecek bakın Direkt vücut dışına atılma olayı aklınıza gelmesin. Ee, mesela ağzımızın içi bir hücre dışı sindirim gerçekleşir. Midemizde ince bağırsağımızda hücre dışı sindirim vardır. Yani vücut boşluklarında gerçekleşen sindirime de biz hücre dışı sindirim diyoruz. Evet böylece sindirim çeşitlerini de görmüş olduk. Şimdi geliyorum canlılarda sindirim. Arkadaşlar teker teker bazı canlılardaki sindirimi anlatacağım. Bu videoda kuşları memelileri anlatacağım. Bir sonraki videoda insanda sindirim sistemine geçeceğiz. Şimdi bakın. İlk önce saprofitlerde nasıl bir sindirim var? Hani az önce hücre dışı sindirimden bahsettik zaten. Dedik ya saprofitlerde de sindirim o şekilde gerçekleşiyor. Arkadaşlar saprofit bakterilerde ve saprofit mantarlarda hücre dışı sindirim vardır. Bunlar ne yapıyor? Hücre dışına enzim gönderiyorlar. Besinleri burada sindiriyorlar. Monomerleri de tekrar geri alıyorlar. Yani e, hücre içinde sindirecek bir yerleri yok zaten. Mesela bakteri, mantarı düşünün. Bakteri ve mantar hücre duvarı olan canlılar değil mi? Hücre duvarı olduğu için bunlar fagositoz, pinositoz yapamıyorlar. Dolayısıyla hücrenin içerisine besin alamıyorlar, direkt büyük besinleri alamıyorlar. Bunlar küçük besin alabiliyorlar sadece hücre zarından geçişlerle. Ee, arkadaşlar bunu yapamadıkları için de hücre dışında besinleri sindiriyorlar o şekilde alıyorlar. Peki bitkilerde nasıl sindirim var? Bitkilerde şimdi normal bir sindirim sistemi gibi hani bir sistemleşme yok. Zaten kendi besinlerini kendileri sentezliyorlar arkadaşlar ve bunu depo ediyorlar. Depo ettikleri için de kendi ihtiyaçlarını zaten karşılıyorlar. Sadece böcekçi bitkiler az önce de bahsettik. Bunlarda hücre dışı sindirim vardır böcekçi bitkilerde. Onlar da azotça fakir topraklarda yaşadığı için böyle bir durum görülür. Onu da söylemiş olalım. Bu arada atlarını böyle sarıyla çiziyorum ki notları çıkarırken ee, görünmesin. Hani sarı görünmüyor diye hatırlıyorum ben. Notları çıkarırken çok böyle kalabalık olarak görünmesin. Gelelim süngerlere yani poriferaya sindirim arkadaşlar. Bunlarda sindirim sistemi yok. Zaten süngerler böyle tek bir açıklıktan oluşan işte etrafında böyle porlar büyük porlar bulunan bir canlı. Arkadaşlar tatlı su süngerlerine geldiğimiz zaman bunlarda vücuda suyun girdiği yerlerde porlar bulunuyor. Bu porlardan su giriyor arkadaşlar ve vücut boşluğuna doluyor. Vücut boşluğunda da koanosit dediğimiz hücreler vardır. Bunlar kamçılı hücreler. Bu koanosit hücreleri koanositleri ile arkadaşlar besini tutuyorlar. Zaten bunlar e, mikroskobik canlılarla besleniyorlar. Yani işte paramesyumdur, amittir. Bunlarla besleniyor. Suyun içerisinde bulunan canlılarla besleniyorlar. E, dolayısıyla koanosit hücreleri tarafından kolayca yakalanıyorlar ve fagositozla hücre içerisine alınıp sindiriliyor, sindiriliyor arkadaşlar. Buradaki bilmemiz gereken hücrelerin koanosit hücreleri olduğunu unutmayalım. Süngerleri de bu şekilde anlatmış olduk. Şimdi gelelim sölenterlere. Sölenterlerde sindirim diyeceğiz. Arkadaşlar, sölenterler neydi? Hidra gibi canlılarda değil mi? İşte hidra gibi, planarya gibi canlılarda tek açıklık vardı. Hidrada da tek açıklık var. Şimdi planarya burada sadece örnek olarak. Çünkü planarya nedir? Bir yassı solucandır. Sölenterlere girmez. Arkadaşlar, bunlarda bulunan tek açıklık hem ağız görevi görüyor hem de anüs görevi görüyor. Besinler ağızdan alınıyor, sölenterlerde gastrovasküler boşluk dediğimiz bir boşluk var. Burası hani bir bağırsak boşluğu gibi düşünebilirsiniz. Arkadaşlar burada kısmen sindiriliyor böyle hani biraz daha ufaltılıyor gibi düşünebilirsiniz. Kısmen sindiriliyor. Daha sonra fagositozla hücre içerisinde alınıyor ve orada sindirim tamamlanıyor. Bunlarda da yani hem hücre içi sindirim hem de hücre dışı sindirim görülüyor. O gastrovasküler boşlukta kısmen bir sindirim var. Daha sonra bunları fagositozla alıp hücre içinde tamamen sindiriyorlar. Gelelim yassı solucanlara. Yani planarya değil mi? Yassı solucan. Arkadaşlar zaten yassı solucanların birçoğu iç parazit olarak yaşıyorlar. Bu yüzden de bunların sindirim sistemi gelişmemiştir. Şimdi parazitler zaten canlıların Direkt monomerlerinden beslenerek büyürler. Dolayısıyla bunların sindirim sisteminin gelişmesine de ihtiyaçları yoktur. Bunlarda arkadaşlar tek açıklıklı sindirim sistemi görülüyor yassı solucanlarda. Artık yuvarlak solucanlara geldiğimizde tam sindirim sistemi yani iki açıklıklı sindirim sistemi göreceğiz. Evet geldik. İlk defa arkadaşlar sindirim sistemi bu canlılarda var. Yani hem ağız hem de anüs var bunlarda. Sindirim organı yok. Ama... E, bunlar da yine hani sindirimlerini kısmen tamamlayarak arkadaşlar atıklarını da anüsten dışarı atıyorlar. Bunların da yine bazıları zaten parazit olarak yaşıyorlar. Şimdi geliyorum halkalı solucanlara. Şimdi bakın solucanların her birini işliyoruz. Arkadaşlar halkalı solucanlarda ise e, bir sindirim sistemi var aslında bunlarda. Sindirim sistemi ağızda başlıyor. Kaslı bir yutak var. Yemek borusu var. Kursak var. Taşlık var. Düz bağırsak ve anüs var arkadaşlar bunlarda. Yani bunlarda aslında bir sindirim sistemi var. Şimdi yutulan besinler ne oluyor biliyor musunuz? E, yutakla kursağa geliyor arkadaşlar. Yemek borusuyla kursağa geliyor. Daha sonra burada depo ediliyor geçici bir süre. Sonra toprak solucanı besinle birlikte taş da yutuyor. Hani kursağa geliyor ya depo ediliyor. Taş da yutuyor arkadaşlar. Oradan taşlığa geçiyor. Ee, taşlıkta mekanik sindirim yapılıyor. Yani bu taşlar sayesinde mekanik sindirim. Hani taşla böyle bir et falan ezdiğinizi düşünün. O şekilde arkadaşlar taşla sindirim yapıyorlar. Mekanik sindirim. Daha sonra bağırsaklara gidiyor. Düz bağırsak dedik burada var. Düz bağırsakta kimyasal olarak sindiriliyor. Ve atıklar da anüsle dışarı atılıyor. Yani... E, tam anlamıyla sindirim sistemi halkalı solucanlarda görülüyor diyebiliriz. Şimdi yuvarlak solucanlarda da bir sindirim sistemi var ama halkalı solucan kadar gelişmiş değil. Sadece bunlarda ağız açıklığı, anüs açıklığı farklılaşmıştır. Dolayısıyla halkalı solucanlarda biraz daha gelişmiştir. Şimdi gelelim eklem bacaklılara. Arkadaşlar eklem bacaklılarda da hem hücre dışı, dışı sindirim hem de hücre içi sindirim yani e, tam sindirim olayı gözleniyor. Dolayısıyla bunlar Ağızları farklılaşmıştır beslenme şekline göre. Delici olabilir ağızları, kesici olabilir, emici olabilir. Mesela eğer yapraklarla besleniyorsa kesici dişlere, kesici bir ağza, diş demeyelim de kesici bir ağza sahiptir. Eğer e, bal özüyle falan besleniyorsa emici bir ağza sahiptir arkadaşlar. Bunun gibi ağızları beslenme şekline göre değişmiştir. Peki arkadaşlar böceklerde sindirim kanalını biz üçe ayırıyoruz. Ön bağırsak, orta bağırsak ve arka bağırsak. Şimdi ön bağırsakta ağız, yutak, yemek borusu, kursak ve ön mide bulunuyor. Ee, ağızdan arkadaşlar yan tarafa doğru da tükrük bezleri açılıyor. Yani bunlarda da artık tükrük bezi falan görülmeye başladı. Çünkü ağızda da sindirim gerçekleşecek. Peki orta bağırsağa geldiğimiz zaman orta bağırsakta sadece mide var. Bakın bunlarda bir ön mide var bir de tam anlamlı mide var. E, orta bağırsakta sadece mide var. Burada kimyasal sindirim ve emilim gerçekleşiyor. Arka bağırsak ise anüsle dışarı atılıyor. Eklem bacaklılardaki sindirim de bu şekilde arkadaşlar. Şimdi geliyoruz yumuşakçalara. Yumuşakçalar mesela salyangozu düşündüğümüz zaman bunlar da arkadaşlar ağızda fiziksel sindirimin yapıldığı Kitin yapılı, radula denilen dişli bir dil var. Bu dişli dil sayesinde de fiziksel yani mekanik bir sindirim yapılır. Daha sonra bunlarda da yine mide, bağırsağa gönderiliyor ee, besinler. yumuşakçalarla ilgili sadece bu radula'yı bilmemiz yeterlidir. Şimdi gelelim artık biraz daha gelişmiş canlılara yani kuşlara bakalım. Arkadaşlar kuşlarda Şimdi ben şöyle düşündüm. Hani balıkları, kurbağaları, sürüngenleri falan yazmadım ama onların zaten çok böyle anlatılacak bir kısmı yok. O yüzden kuşlarda daha böyle dikkat çekici şeyler var. O yüzden kuşlarda sindirme anlatacağım size. Arkadaşlar kuşlarda şimdi besin gagayla alınır. Biliyorsunuz kuşlarda diş yok. Dişin görevini gaga ve taşlık yapıyor. Yani gagayla ile besini alıyor. Hem gagada bir hani kısa bir sindirim oluyor hem de taşlık dediğimiz yapıda. Bu taşlık dediğimiz yapı aynı solucanlardaki taşlık gibi arkadaşlar. İçerisinde taşlar bulunuyor. Bu taşlar yardımıyla mekanik sindirim oluyor. Daha sonra yutaktan iletilen besinler kursakta bir süre depolanıyor ve burada ıslatılıyor. Yani bir nevi yumuşatılıyor arkadaşlar. Kursakta yumuşatılan besinler birinci mide dediğimiz bezli mideye aktarılıyor. Bezli mide. Daha sonra burada da çok az bir kimyasal sindirimi oluyor. Kimyasal sindirime uğradıktan sonra kaslı mide olan taşlığa geçiyor. Bakın arkadaşlar, burada taşlık hem e, mekanik sindirim görüyor hem de nasıl diyeyim size? Kaslı bir mide görevi görebiliyor. Şimdi buraya geçiyor. Burada arkadaşlar taşlar yardımıyla yine mekanik sindirime uğruyor. Oradan da ince bağırsağa geçiyor. Hem karaciğerden hem de pankreastan gelen salgılarla e, besinler sindiriliyor ve daha sonra Geriye emilim gerçekleşiyor. Peki sindirilmeyen atıklar ne oluyor? Sindirilmeyen atıklar da kulağıktan dışarı atılır. Bu kulak çok çok önemlidir kuşlarda. Neden? Çünkü bakın kulak sindirim, boşaltım ve üreme hücrelerinin dışarı atıldığı ortak bir açıklıktır arkadaşlar. O yüzden kuşlardaki kulağıkı mutlaka bilin, çıkma ihtimali emin olun çok çok fazladır. Hemen şekil üzerinde de göstereyim. Şöyle bir şekil çizmeye çalıştım. Arkadaşlar. Şimdi bakın yemek borusu. Yemek borusunun hemen bitişinde ne var? Kursak var. Şurada bir mide dediğimiz kısım. Hani birinci mide dediğimiz kısım vardır. Bezli mide. Sonra bakın taşlık. Burada arkadaşlar ikinci mide yani kaslı mide olan taşlık vardır. Taşlığın devamında da bağırsak var. Bağırsağın bitiminde rektum. Daha sonra da kulak açılıyor. Burada önemli olan kulaktır. Kulakı mutlaka unutmayın. Bilin arkadaşlar. Gelelim şimdi son olarak memelilerde sindirim diyeceğiz bu videoyu bitireceğiz daha sonra arkadaşlar bir sonraki videoda da insanda sindirim sistemine geçiş yapacağız hemen memelilerde sindirim nerede başlıyor tabii ki ağızda başlıyor arkadaşlar ağız burada aktif görev yapıyor neden çünkü çiğneme olayı gerçekleşiyor bakın kuşlarda falan çiğneme olayı yok direkt memelilerde çiğneme olayı vardır ağız aktif görev yapıyor bu yüzden de farklı görev ve yapıda olan dişler bulunur arkadaşlar memelilerin ağızlarında. Mesela etçil memelilere baktığımız zaman bunlarda kesici dişler gelişmiştir. Ve sindirim kanalı otçular oranla daha az uzundur. Yani uzun değildir arkadaşlar onlara oranla. Çünkü bunlarda da sindirimi olmuyor. Mide de tek bölmeli. Şimdi etçilerle ilgili bilmeniz gerekenler bu kadar yeterlidir. Ama otçullarla ilgili bilmemiz gereken çok şey var. Arkadaşlar geviş getiren otçullarda öğütücü dişler bulunur. Neden? Çünkü sürekli çiğnemek zorunda. Selülozun sindirimi etten daha zor olduğu için bağırsak bunlar da daha uzundur. Bağırsağın uzun olmasının sebebi neymiş? Selinozun sindiriminin zor olmasından kaynaklanıyor. Arkadaşlar otçullarda mide 4 bölmeli. Bakın hemen şurada şekil üzerinde göstereyim. 40 bayır dediğimiz bir bölge var. İşkembe, Börkenek ve şırdan dediğimiz bir bölge var. Hatta bu şırdandan da yemek yapıyorlar biliyorsunuz. Her canlıda bir tane bulunduğu için arkadaşlar şırdan bir tane içtiğim işte gibi inekten bir tane çıkıyor. Şimdi besinler ne yapıyor? Ağızda çiğneniyor. Daha sonra yutuluyor arkadaşlar. Bakın yemek borusundan geliyor. İşkembeye bakın işkembe şurasıydı. İşkembeye ve börkeneğe geliyor. Burada selinoz sindirici bakteriler var bu midenin iki bölmesinde. Arkadaşlar bölkenekte biraz bekliyor. Tekrardan ağza çıkıyor. Bakın burada kısmen bir sindirim gerçekleşiyor. Börkenek de biraz bekliyor. Sonra tekrardan ne yapıyor? Geri ağza çıkıyor. Ee, ağızda tekrar çiğnenmeye başlıyor arkadaşlar. İkinci kez çiğneniyor. Biz bu olaya ne diyoruz? Geviş getirme diyoruz. Dikkat edersiniz. işte inektir, koyundur. Böyle geviş getiren canlılar vardır. Ağızları böyle sürekli hareket eder bunların. Sebebi besinlerin sürekli geri gelmesinden kaynaklanıyor. İkinci kez çiğnendi. Bu sefer de nereye gönderiliyor biliyor musunuz? Bu sefer de arkadaşlar... 40 bayıra ve şırdana gönderiliyor. Yani ilk çiğnemede işkembe ve börkeneye gidiyor. Geri geliyor. Bu sefer de nereye gidiyor? 40 bayır ve şırdana. Burada da arkadaşlar şırdandan ince bağırsak aktarılıyor. Şurası bakın ince bağırsak ve bu bağırsak oldukça uzundur. Burada kısa durduğuna bakmayın çok uzundur arkadaşlar. Kimyasal sindirim ve emilim ince bağırsakta yine gerçekleşiyor. Evet böylece biz e, canlılarda hani insan haricinde diğer canlılarda sindirim nasıl gerçekleşiyor gördük. Kuşlardaki kulakı unutmayın derim arkadaşlar. Yine iki açıklıklı sindirim sistemi ilk defa kimde görülüyordu? Yuvarlak solucanlarda bunu da unutmayın. E, ee, söyleyeceklerim bunlar. Bir sonraki videoda nereye geçeceğiz? İnsanda sindirim sistemine geçeceğiz. Evet arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.